ev için dedi kredi. Hani gittik dedi böyle dedi, şey yaptık falan. İbn Abidin'den alarak Vakil ve Saadet Ebedi kitabında orada buyuruyor ki Karz-ı Hasen yani faiz, borç para bulamadın. O zaman nafaka için buluyor. Yeme, içme, giyinme, barınma. Barınma ev demektir. Bunun için kredi çekilir. Yani bunu kullanan gerçekten evi yok. Bunun için kredi çekse günah olmaz ona. Mesela şeyde de öyle. Diyelim ki tabi bir Müslüme hazık. Yani Müslüman mütehassıs bir doktor. Hasta gitti baktı dedi ki senin bu derdin ilacı alkol. Artık ona alkol haram olma düğümü çözülür. Ona mubah olur. Burada nafaka içinde o kredi kullandığı zaman diğerine haram olan artık ona aynı şekilde caiz olur. Ruhsatı var. Bunu birbirine karıştırmamalı. Peki diyor kredi aldık. Yani 100 bin lira kredi aldık. Elimizde de 15-20 bin euromuz var. Mevcut borcu, diğer borçların hepsini çıkardıktan sonra elde nisap miktarı kalırsa, şu anda nisap miktarı da 80-90 bin lira civarında Türk parasıyla değil mi? Tabii 90 bin falan. 90 bin falan. Dolayısıyla bu kadar kaldıysa, borçlar çıktıktan sonra böyle bir para varsa ve o zaman aynı şekilde onun zekat verilir, verilir. Efendim kalmadı. Mesela diyelim ki 90 bin lira Türk parasıyla diyelim. Elimizde 50 bin lira var. Zekat verecek mi? Hayır. Kurban kesecek mi? Hayır. Burada borcu taksitle ödüyorlar ama o borcun tamamını düşmeleri gerekiyor değil mi? Tabii tamamını düşmeleri zaten gerekiyor. Zaten eksiye geçiyorlar. Yani. Tabii eksiye geçiyor o zaman.